Geldik mi Selojan'a? Selonade'in yani akım makarasının ya da bubinin etrafında oluşan ve içinde oluşan mayit kalana geldik arkadaşlar. Şimdi bu benim akım makaram. Yani bir nedir bu? Bir tane işte demir çubuğa örneğin akımı sarmışız, tamam mı? Bir şekilde sarılmış. Size göre şu şekilde sarılmış oluyor. Bunun oluşturduğu mayit kalana bakacağız şimdi. Örneğin akım şöyle verelim. Selonit bu. Yani akım şöyle dönüyor. Yukarıdan sayfanın içine giriyor. Alttan da sayfadan çıkıyor böyle. Çıkıp dönüyor. Ne yapacağız? Sağ el kolumuzu kullanacağız. Sağ elimizin arkadaşlar şu ben boyadım bakın. Tırnaklarım akımın yönünü gösterecek. Baş parmağım da mayit kalanın yönünü gösterecek. O zaman geliyorum tırnaklarımı şunu saracak şekilde yerleştiriyorum. Bakın ok yönünde. Baş parmağım hangi yönü gösteriyor? Eksi x yönü. Tam bu akım makarasının içinden buradan girip buradan çıkan ne var o halde? Bir tane manyetik alan vektörü var. Aha bu. İşte bu manyetik alan vektörüm. B. Şu tarafa doğru bir şey oldu. Tamam mı? Tabii ki bu tam ortada arkadaşlar. Düzgün bir manyetik alan. Ama aslında şuralardan kıvrılıp şöyle de ne yapıyor? Artıdan eksiye hani giren şey gibi. Elektrik alan çizgisi gibi, cibi. Yani şey gibi, mıknatıs tartıda vardı ya, nereden girerse girer, çıksın size girer. N'den S'ye girer gibi. Yani böyle bir şeydi. Manyetik alanın bu yöndeyse aslında, burası manyetik alanın çıktığı nokta. Bunu mıknatıs gibi düşünürsem, burası N kutbu, bu da manyetik alanın girdiği yer. Sizsiniz, S kutbu. Dolayısıyla S'den N'ye doğru, N'den S'ye doğru. N'den S'ye doğru neler var buralarda? Bir sürü manyetik alan çizgileri var. Ama biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Düzgün olan şu ortadaki, içerideki manyetik alanla ilgileniyoruz. Peki, diyelim ki bu akım yukarı yönde değil, aşağı yönde. Şu şekilde. O zaman ne yapacağız? Bunu nasıl sararız? Tırnaklarımız şu akımlara denk gelecek şekilde. Arkadan sararız değil mi? Bak, böyle sarıyorum. Böyle sarmalıyorum. İşte şu an sarmaladım. Baş parmağımı görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Biraz kaydırayım. İşte burada. Baş parmağım burada. Yani hangi yönde manyetik alanım varmış demek ki? Artı x yönünde. Buradan buraya doğru. Dolayısıyla bu manyetik alanın çıktığı, B'nin çıktığı yer hangi kutup olacak mıknatıs gibi düşünürsen bunu N kutbu. Burası da S kutbu. O zaman B'den S'ye doğru. B'den ama N'den S'ye doğru. Lan sinek ısırdı. N'den S'ye doğru bir sürü neyim var benim? Manyetik alan çizgim. Ben neyle ilgileniyorum? Tam içinden geçen o baş parmağımın gösterdiğim. Aha bununla ilgileniyorum çocuklar. Tamam mı? Bu benim manyetik alanım. İşte bu. Baş parmağım didididüt. Anlaşıldı mı gençler? Bak anlamayanı valla. Evet annemin bana verdiği yetkiye dayanarak. Çünkü hani nasıl kraliyet babadan şeye geçiyor oğla. Oklava kullanma, kılıç şövalye şeysi. Oklava kullanma yetkisi de bana annem tarafından teslim edildi arkadaşlar. Şaka bir yana arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan bir yer varsa gelin anlatayım yani. Şimdi aslında çok da zor değil yani. Bu konu hemen bitecek birazdan. Tamam mı? Peki çizelim o zaman. Birazcık şekil olarak da çizelim. Tahtamızı kullanalım. Karton tahta. Adı tahta bir kere ama kendisi kartondan yapılmış. İkisinin de malzemesi ham ağaç. Şimdi diyelim ki benim bir tane pilim var üreticim. Eksi kutbu bu, artı kutbu da bu. Bu üretici geldim. Şurada şöyle bir yere saracağım. Buradan teli doladım. Şöyle arkadan geldi, dolandı. Buradan da çıktı. Akımım artı kutuptan eksi kutba. Doğru. O halde şunları şöyle çizelim. Değil mi? Böyle gidiyor, hop dolanıyor, arkadan geliyor. Bu şekilde. Bunlar nelerin yönü? Akımın yönü. Peki akıma neyi verecektim? Dört parmağımı, bakın dört parmağımı verdim. Tırnaklarım bu akımı gösteriyor. Baş parmağım, aha da burası. Yani benim B alanım tam bunun içinden giriyor. Na da şuradan çıkayım. Evet, bu da B alanım. Buraya da girdi. B alan vektörüm hangi eksende? X ekseninde. Hangi yönde? Eksi X yönünde. Peki neye bağlı? Tabii ki buradan çıkan akıma bağlı. Akımda doğru orantılı demiştim. Tamam, tebeşir. Geldim. Gidemedim. Geçtim. Geldim. Yine gidiyorum.
bayağı bir spor yaptım. Yani valla bu konu gerçekten enerji harcatıyor insana. Öf. Şimdi büyüklüğünü hesaplayacağım. Değil mi çocuklar? B yazıyorum. Hani birincisi düzgün tel için neydi? 2K'yı bölü D'ydi. Sonra öteki 2K pi bölü D'ydi. Burada da 4 bikini. Yaz mevsimi geliyor. Bikiniden aklınıza gelsin. 4 bikini. 4 bikini. Bölü L. Peki L ne? Ne ne? Ona bakalım. Ekranım dondu. Dondu ya. Vay anam ya, ne kadar terledim ya. Kapıyı da kapattım artık. Akşam oldu. Evdekiler doluştu. Evet. Buradaki K sabitini biliyorum zaten. Onda bir sıkıntı yok. Pi'nin ne olduğunu da biliyorum. Akımın da iyi olduğunu biliyorum. Akımla mayıtkalının doğru orantılı. Ne arkadaşlar? Şuradaki sarım sayısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sarımlıymış mesela. En dediğim şey neymiş? Sarım sayısı. Evet. Yani ben bunu daha çok sararsam, burada 5 değil 10 tane sarım olursa mayıtkalan 2 katına çıkacak şiddet olarak. L neresi çok önemli? L. Şunun boyu falan değil arkadaşlar. L dediğimiz şey bu çubuk üzerindeki, bu iletken çubuk üzerindeki sarımlı kısmın boyu. Yani şurasıyla burası arası mesafe. Şu kısım, aha burası L'ymiş çocuklar. Aa hiç çıkmadı vallahi. Şurası yani. Şurası ya tebeşir. Evet, burası neymiş arkadaşlar? Yani bu boyu almayacağız, tamam mı? Dikkat edin. Bazen tuzak yapıyorlar. Buraya işte 3 L veriyor, buraya 2 L. Nereye alacaksınız? Sarımlı kısmın boyunu. L. Sarımlı kısmın boyu. Evet. Peki, N bölü L oranı nedir? Bazen size onu sorar. Yani mesela L 5 metre, sarım da 10. O zaman 1 metre düşen sarım sayısı değil mi bu? Aptal aptalın tekrar diyorum. L 5 metre, sarım sayısı 10. 10 bölü 5, 2. 1 metreye düşen sarım sayısı. Yani birim uzunluk başına düşen sarım sayısı arkadaşlar. Bu da neymiş? Birim uzunluk başına düşen. Vay ay ay ay. İşte öyle çocuklar. Başına düşen, sığmadı. Sığdıramadım, olduramadım düşen sarım sayısı. Sığsın ya, ana sığmıyormuş kız. Sarım sayısı. Vay be. Vay buna Ağustos'ta ders nasıl anlatılır acaba? Evet. Bumuş. Tamam mı? Anladık değil mi? Diyelim ki akım, artık kutbu burası olsaydı, burası eksi olsaydı. O zaman akım buradan gidecekti. Şöyle geriden gelecekti. Böyle olacaktı mantık alalım. Şimdi son olarak neden de bahsedeyim. Bunu şurada bir mıknatıs olsa mesela, bu mıknatısla bu şey etkileşir arkadaşlar. Nasıl etkileşecek? Burası neydi bakın? Size girerdi. Sanki bir mıknatısın S kutbu gibi düşünülebilir. Bu da çıkan yer bir mıknatısın N kutbu gibi düşünülebilir. Yani aslında bu şöyle bir mıknatısmış dışarıdan bakıldığında. S'ye N kutbu. Gelir de sen buna bir tane S kutuplu mıknatıs yaklaştırırsan, ucu S olan şurası, tabii ki bu bunu ne yapacaktır? İtecektir. Bazen böyle şöyle bir soru gelir. Mesela pusula iğnesinin önünde sapar sapar soruları gelir. Şöyle düşünelim. Manyetik alan elbette böyle ama aslında gerçekte bir tane daha şöyle çizebilirim. Burada bir sürü manyetik alan çizgisi var. Biz sadece en ortadaki olanı hesaplatıyoruz size. Aslında burada böyle bakın buradan çıkan ve ya güzel yaz da. Hop. S'ye giren manyetik alanlarım da var mı? Var. O zaman ben mesela buraya bir pusula iğnesi yerleştirirsem şöyle. Bu pusula iğnesinin bu kutbu nedir diye sorarsam, bu yeşil ne yapmış? Bu yeşil buraya girmiş mi? Girmiş. Kime giriyordu? Size. Burası S oldu. Çok affedersiniz böyle diyorum ama bu kimden çıkıyordu? Nereden çıkıyordu? Bu da N. Evet. N kutbuymuş arkadaşlar. Mantıken S neyi çeker? N de S'yi çeker. O yüzden zaten bu sistem böyle dengeye gelecektir. Tamam mı arkadaşlar? Hadi artık MEP kitabına geçelim. Sonra da yardımım böyle bugün manyetik alanı bitirelim ki sırada manyetik kuvvet olsun. Evet. Devlet kitaplarıyla başlayalım bakalım. Üzerinden akım geçen akım makarasının bobin merkez ekseninde oluşan manyetik alan.
bobin diyebiliyoruz, akım makarası diyebiliyoruz, selonit de diyebiliyoruz buna. Dışı yalıtkan bir maddeyle kaplanmış, iletken ve düz bir telin silindir şeklinde sarılmasıyla oluşturulan araçlara akım makarası denir. Yani bu tabii ki çıplak tel bakır olduğunda tutarsak olur. O yüzden diyor ki şunlar yalıtkan. Ama içinde ne geçiyor? İletken bir tel geçiyor. Akım makarası bobin ya da selonit olarak da isimlendirilir. Mekanik kapı zili, elektrik motoru, radyo ve jeneratör gibi elektronik cihazlarda kullanılırmış. Evet, o zaman dikkat edelim. Buradan sözel soru gelebilir. Nerede kullanılıyormuş akım makaraları? Mekanik kapı zilleri, elektrik motoru, radyo ve jeneratör gibi elektronik cihazlarda. Üzerinden akım geçen bir halkanın manyetik alanı. Sadece bir tane halkaya odaklandığımızda, bunu zaten hesaplamıştık bakın. Şu şekilde gösterelim onu. Sayfadan yukarıda dışa çıkıyor, altta sayfanın içine giriyor bakın. O yüzden onu mesela hemen gösterelim. Yukarıda sayfadan dışa çıkıyor, aşağıda içe giriyor. Böyle bir akım bu. Baş parmağın manyetik alan yönü hangi yönde? Artık yönünde. Evet, o zaman geri geldim şimdi. Gördüğünüz gibi artık yönünde bir manyetik alan var. Tabii ki bu manyetik alan tam ortada böyle düzgün bir şey. Kenarlarda başlıyor kıvrılmaya. Kıvrılıyor, kıvrılıyor. Şurada neredeyse kapalı olacak gibi yani. Burada da kıvrılıyor, kıvrılıyor, kıvrılıyor. Sonra geliyorum. Bundan bir sürü sarıyorum. Yan yana bir sürü sardığımda içeride daha böyle kuvvetli bir bölge oluşuyor. İşte yine manyetik alan artı X yönünde. Buradan çıkış var, buraya da giriş var. Çıkan yerden şöyle dolanıyor bakın. Şöyle çemberler şeklinde manyetik alanlarım var. Ama ben buradaki manyetik alanların değişken olduğunu biliyorum. Onun yerine şuradakilerin hemen hemen birbirine yakın olduğunu düşünüp bunların bileşkesini ortadan dümdüz çizerek ne yapıyorum? Hesaplama yapıyorum. Akım makarası üzerindeki halkaların her biri sarım olarak da adlandırılır. Akım makarasının oluşturduğu manyetik alan çizgileri ile bir akım halkasının oluşturduğu manyetik alan çizgileri benzerdir. Makaradan akım geçtiğinde her bir halka merkezinde manyetik alan oluşur. Tüm halkaların oluşturduğu manyetik alanların vektörel toplamı ile akım makarasının merkez ekseni boyunca düzgün sayılabilecek bir manyetik alan oluşur. İşte biz bunların hepsini sanki düz bir manyetik alanmış gibi düşünüyoruz. Aynı zamanda makaranın çevresinde zayıf bir manyetik alan yine ne olacaktır? Oluşacaktır. O yüzden buraya pusula iğnesi koyduğumuzda ne oluyordu? Sapma yoruyordu. Mesela hemen buradan bir tane daha yerleştirin pusula iğnesini. Çıkan kısım şurası sanki N kutbu gibi düşüneceğim. Girilen yer S kutbu. Şuraya bir tane pusula iğnesi yerleştirirsem buradan çıktığına göre bu kutup N. Buraya girdiğine göre burası S. Zaten N S'yi çekmiş. S de N'yi çekmiş. Böyle de pusula iğnesi saparak bu şekilde ne yapmış? Dengeye gelmiş diyebilirim. Peki burada olsaydı mesela pusula iğnem. Şöyle çizelim. Yine buraya girdiğine göre burası S, burası N olacaktır. Şurada bir yerde olsaydı çıkan yer N, girilen yer S olacaktı. Tamam mı çocuklar? Devam edelim. Akım geçen akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alanı etkileyen değişkenler nelerdir? Az önce yazdık ama şimdi onları bulacağız. Öncelikle ne yapmış bakın burada? Sarımlı kısmın boyunu sabit almış. Sarım sayısını sabit almış. Yani birim uzunluk başına düşen sarım sayısı sabitken akımı iki katına çıkarmış. Burada bağımsız değişkenim nedir? Akım. Kontrol değişkenlerim de birim uzunluk başına düşen sarım sayısı. Bu akım değiştiğinde bununla doğru orantılı olarak değişen şey ne oluyormuş? Manyetik alan. Burada manyetik alan iki katı ölçüldüğüne göre akımla nasıl orantılıdır? Doğru orantılıdır diyorum. Bağımsız değişken akım, bağımlı değişken manyetik alan olmuş oldu. Yani eşitliğin sol tarafındaki o B eşittir bilmem ne dediğindeki B benim bağımlı değişkenim zaten. Diğerleri de bağımsız değişkenler. Bazılarını sabit tutarak. Geldim buraya. Bu sefer sarımlı kısmın uzunluğunu aynı aldım ama sarım sayısını değiştirdim. Bakın burada daha sık hale getirmişim. Ama akımları aynı. Akım ve bobinin sarımlı kısmının boyu sabit. Dolayısıyla bunlar kontrol değişkeni. Sarım sayısı bağımsız değişken. Sarım sayısıyla doğru orantılı bir manyetik alanım var. Burada manyetik alan daha şiddetli olacak. O zaman manyetik alanla sarım sayısı nasıl orantılı? Doğru orantılı. Sıklaştıkça manyetik alan çizgi sayısı da şiddeti de içeride daha fazla olacak. Üçüncü de bu sefer ne yapmış? Sarım sayısını aynı tutmuş ama bunu seyrekleştirerek sarmış. Yani
sarımlı kısmın boyunu artırmış. Bu uzunlukla ters orantılı. Yani burada daha seyrek bir sarım olduğu için mayitik alan şiddeti arkadaşlar daha azdır şekil 1'e göre. Yine kontrol değişkeni aynı olan akım ve nedir sarım sayısı. Bağımsız değişkenim ise sarımlı kısmın boyu. Bunu değiştiriyor bilim adamı, deneyi yapan kişi. Buna bağlı olarak da yine ne değişiyor? Mayitik alan. Evet. Akım makarasının merkezi ekseninde oluşan mayitik alanın şiddetini etkileyen diğer bir etken makara içindeki ortamın cinsidir. İşte o da K'yı etkileyecek zaten. K dediğimiz şey ona bağlı. Akım makarasının ortasındaki boşluğa bir demir çubuk yerleştirildiğinde akım makarasının merkez eksenindeki mayitik alan şiddeti artar. Unutmayın, demek ki bu hani buradaki K neye bağlı dediğimizde ortamın manyetik geçirgenliğine bağlı. Ferromanyetik bir madde, demir, nikel, kobalt koyarsam, az önce mesela çıplaktı bakın şurada. Bunun arasına bir demir çubuk koyarsam ne artacaktır? Buradaki manyetik alan şiddeti artacaktır. Çünkü ortamın manyetik geçirgenliği artıyor. K da buna bağlı olarak artmış oluyor. Akım makarasının ortasındaki boşluğa bir demir çubuk yerleştirildiğinde akım makarasının merkez eksenindeki manyetik alan şiddeti artar. Bunun nedeni demir çubuğun manyetik geçirgenliğinin büyük olmasıdır. Manyetik geçirgenlik arttıkça manyetik alan sabiti de, yani şu K sabiti de artacaktır. Sarımların uzunluğu L, sarım sayısı N olan ve üzerinden iyi akımı geçen akım makarasının merkezine oluşan manyetik alan, tekrar ediyorum biz o formülden şu merkezdeki düz çizgi şeklinde çizdiğimiz manyetik alan şiddetini hesaplıyoruz. 4 pikini bölü L'ymiş. Tamam. Evet. Burada mesela örnek göstermiş. Akım yönü şöyle arkadan geliyor. Dolayısıyla hemen arkadan geliyorsa şöyle gösterelim. Ben onu elimde canlandırayım. Şöyle arkadan geliyor arkadaşlar. Şöyle arkadan sarıyoruz. Şöyle baş parmak. Fluid nerede? Artı x yönünde. Tamam. Hep de tamam mı diyorum sonunda. Mayitik alanın yönünü bulduk. Akım makarasının merkez ekseninde oluşan mayitik alanın yönü halkada olduğu gibi sağ el kuralıyla bulunur. Dört parmak kıvrılan şeydir. Kıvrıldığı için akımın yönünü verecek bize. Tabii ki buradaki akım değil, şurada dönen akımın yönünü verecek. Ve sağ el avuç içi içine o nesneyi yerleştirdiğinde selenoidi dik açılan baş parmak neyi gösterecekmiş? Manyetik alanın yönünü. Evet, şekil 1, şekil 2'deki verilen iki akım makarasının üzerinde akım geçmektedir. Buna göre makaraların merkez ekseninde oluşan manyetik alanın yönünü makaraların üzerine çiziniz demiş. Şimdi bunu çizeceğim. Birazdan da bir animasyon açacağım bu arada. Bunun animasyonu var çünkü arkadaşlar. Ah! Hadi çizeyim. Önce akımların yönünü çizelim. Pilin artı kutbundan geldi. Arkadan dolandı şöyle aşağı doğru. Tırnaklarınız aşağıyı gösterecek çocuklar. Diğerinde de buradan geliyor akımım. Şöyle burada aşağı doğruydu. Buradan gelecek, arkadan dolanacak şu şekilde. Arkadan dolanacak böyle gelecek. En son buradan akıp pilin eksi kutbuna ulaşacak. O zaman biz şimdi neyi çizelim? Manyetik alanın yönünü bulalım beraber. Şunlar tırnağım, tamam mı? O zaman onlar tırnak olacaksa, şöyle geleyim. Evet, şu tırnaklar. Ha, şöyle göstereyim. Arkadan şöyle saracağım. Hani böyle gösteremiyorum. Neden böyle gösteremem? Çünkü bu da dur şekli de tam çizilmiyor çocuklar. Evet. Şimdi bak ne yapıyor? Akım şuradan gidip arkadan sararak geliyor. Arkadan sardığım için baş parmağım aha bunu gösterdi. Artı x yönünü. Tamam mı çocuklar? Tırnaklar bakın. Ok yönleri aşağı doğru. Geliyorum buraya. Bu sefer şöyle geliyor. Şöyle sarıyor. Yani böyle saracağım. Evet, tırnaklarım oraya gösterecek. Baş parmağım aşağı. Yani eksi yayını göstermiş oldum. Biri eksi yönündeymiş. Biri de artı x yönündeymiş. Yani şunu da alabilirim. İşte şöyle. Bakın böyle sarıyorsunuz. Değil mi? Baş parmağınız aşağıyı gösteriyor. Diğerinde ise böyle arkadan sarıyorsunuz. Nerede? Aha, pardon, şuradan sarıyorsunuz. Ay baş parmağım şöyle evet şu şekilde burayı gösteriyor artık. Ah, çok sıcak be.
Yarıçapı R uzunluğu L olan silindir şeklindeki yalıtkan isim aman cisim ile iletken tel kullanılarak sarım sayısı N sarımların uzunluğu L olan akım makarası oluşturulmuştur. Akım makarası üretece bağlanarak telden iyi akımı geçmiş sağlanmıştır. Bu durumda akım makarasının merkez ekseninde manyetik alan oluşmaktadır. Paragraf sorusu, paragraf. 2020 ayete bak, buradan gelecek paragraf sorusu. Buradaki işte sessiz benzeşmesi vardır, sıfat tanımlaması vardır gibi. Akım makarası üzerinde yapılan bazı işler tabloda verilmiştir. Değişikliklerin her biri ayrı ayrı yapıldığında merkez ekseninde manyetik alanın yönünün ve büyüklüğünün ne şekilde değiştirilir. Anladınız ya, az önce de bu tarz sorular çözmüştük zaten. Evet, R yarıçapını artırmak. Şimdi ben bu R yarıçapını artırır isem, telimin boyu, uzunluğu sabit ise, o zaman bunu böyle daha geniş daha geniş sararsam, birim uzunluk başına düşen sarım sayı ne olacaktır? Azalacaktır değil mi çocuklar? Daha yani mesela aldığınız 2 metre bir uzunluğunda ip, bir bunu kendi belinize sarıyorsunuz. Bir de benim belime, yani benim belim aşağı 200 santim falan yani. Bana daha az dolanır. Sarım sayısı azalacağı için, gerçi burada sarım sayısını azaltmak diye aşağıda da seçenek vermiş ama dur bir bakayım ben buna. Ne demek istemiş? Benim dediğim gibi düşünmüş mü? Evet, şeye baktım çocuklar, cevap anahtarına. Zaten şeye düştüm. Şüpheye düştüm. Çünkü burada ayrı ayrı yapıldığında dediği için, yani ben burada şey gibi düşündüm. Aynı teli kullanacağım. R'yi artırdığım için daha çok saracağım diye düşündüm ama ayrı ayrı dediğinde cevap anahtarında bakınca anladım ki yani sarım sayım aynı kalsın. L boyu aynı kalsın. Akım aynı kalsın. Her şey aynı kalsın ama R'yi artırayım sadece diyor. R'ye bağlı bir ifade var mıydı formülümde? Hatırlıyorum. Neydi manyetik alan şiddetim? 4 bikini bölü sarımlı kısmın boyu. Yani büyük L mi? Hayır, şu küçük L. O zaman burada R olmadığı için herhangi bir değişiklik olmaz. Değişmez. Değişmeze şunlara eksik koyalım. İyi akımını artırırsa akımla doğru orantılı. Dolayısıyla artar. Manyetik alan yönüymüş bu. Manyetik alan şiddeti artar. Yönünde bir değişiklik olur mu? Olmaz. Sararsanız nasıl göreceksiniz bakın onu? Sardığımda hangi yöndedir? Hadi deneyin bir. Şuradan arkadan tırnaklar arkadan gelecek şöyle. Tırnaklar bu şekilde. Arkadan doluyorsunuz. O zaman ne olacaktır? Hop bakalım. Artı x ekseninde. Değil mi? Bu tarafa doğru bir B alanım var. Ne zaman bu değişir? Akımın yönü değiştirirse değişir. Akımın şiddetini artırmak dolayısıyla bunu değiştirmez. En sarım sayısını azaltmak manyetik alanın yönünü değiştirmez. L uzunluğunu artırmak değiştirmez ama akımın yönünü değiştirmek manyetik alanın yönünü değiştirir. Sarım sayısıyla nasıl doğru orantılıydı manyetik alan? Doğru orantılı. Dolayısıyla azaltırsam demiş. Şuraya bakalım. Sarım sayısını azaltırsam doğru orantılı olduğu için akımın manyetik alanının şiddeti de azalır. L uzunluğunu artırmak L ile ters orantılı. L'yi artırırsam manyetik alan azalır. Evet, iyi akımın yönünü değiştirmek şiddeti değiştirmez. Sabit tutarız, değişmez ama yönü ne olacaktır? Değişecektir. Burada yeni soruya geçmeden önce çocuklar, şöyle bir açıvereyim animasyonu dedim. Bakın burada bir mıknatıs var. N kutbundan S kutbuna doğru manyetik alan çizgilerinin yöneldiğini görebiliyorsunuz. Değil mi? Burada da bu tarafa doğru yöneliyor. Şöyle bakalım. Şöyle içinden de geçeni görelim dedim. N'nin S'nin içinde de bir manyetik alan oluştuğunu görebiliyoruz. Burada pusula iğnesini alalım. Mesela buraya yerleştirelim. Ne yaptı bakın? Manyetik alan çizgisinin üzerinde manyetik alan vektörüne teğet bir şekilde konumlandı. Buraya getirdim. Böyle konumlandı. Tam şöyle ortada bir yere getirirsem ne olacak? Şurada bir paralellik söz konusu olduğu için, teğetin bu yönde olduğu için o konuma geldi. Biraz uzaklaştırayım. Yine aynı konumda. Şuraya bir yere getirelim. Bakın döndü. Bu pusula iğnesinin hangi kutbu? S kutbu. N tarafından çekildiğine göre. Bu da N kutbu. S tarafından çekildiğine göre. Çünkü N'den çıkıp S'ye girdiği için N'den girip şuraya çıkıp, özür dilerim, S'ye giriyor. N'den çıkıp S'ye giriyor. Şuraya bir yere alalım. Yönü ne oldu? Bakın bu tarafta oldu. Şuralara bir yere aldım. Yine ne yapıyor? N'den çıkan hop S'ye doğru şuralardan, uzaklardan gelip buraya girmiş oluyor. Şiddetine bakalım manyetik alanın. Bx, Vy'ye iki tane bileşeni var. Bunların bileşkesi de B vektörünü veriyor. Şurada şu ölçtüğünde 29.50 şiddetinde. Şuralara geldim bakın 0.60'a düştü. Şuralarda 1.23. Buralarda 3.38. Yani yaklaştıkça ne oluyor arkadaşlar? Artıyor. En şiddetli olduğu yer
Bakın kutba yaklaşınca 112 falan oldu. Şuralara baktım. Evet, 99 oldu. İçinde bakın en büyük değerleri almış oluyor çocuklar, değil mi? Tam ortada en büyük değeri alıyor. Yaklaştı. Biraz azalıp şuralara doğru gittikçe azalmış oluyor. Yine ortada maksimum, uzaklaştıkça azalmış oldu. Yani mıknatısı da görmüş olduk yani bu şekilde. Bakalım onu, evet, çevirebiliyorum. Nereye gidersem o bölgenin alanını ne yapıyor? Pusula iğnelerini çevirmiş oluyor. Ay ne güzel ya. Biraz oynayalım mı şöyle ha? Çok güzel değil mi? Ay çok zevkliymiş. Evet, gelelim neye? Selonite akım makarasına. Ha pardon, bu indüksiyon akımı, özür dilerim. Buraya geleceğim. Elektromıknatısa. Üzerinden akım geçen tel bir elektromıknatıs oluşuyordu. Şöyle sarımlı bir tel. Elektromıknatısa dönüşüyordu. Yani üzerinde hiçbir akım yokken herhangi bir manyetik alan oluşturmadığı için pusula iğnesi de sapmıyor. Pusula iğnesi yerin manyetik alanına göre sapmış şu anda. Hemen şöyle akımı, voltajı artıralım. Şöyle daha düşük voltaj. Evet. Şöyle 5 volttayken şurada ölçelim bir manyetik alanımız ne kadar? 150. Akımı arttırdım çünkü gerilimi arttırdım. Gerilim artınca akım da arttı. Bakın voltajı 2 katına çıkarırsam akım da 2 katına çıkar. Böylelikle az önce 150 olan manyetik alan şiddetim şu anda ne yaptı? 2 katına çıktı. Akım 2 katına çıktığı için 300 yerine ulaştı. Yine buralarda tabii ki daha az şiddette. En fazla olduğu yer burası arkadaşlar. İç bölge. Ve burada şu bölgede 300 sabit. Ya biz bunu hesaplıyoruz yani. Şu anda tabii ki bu yönler neyin yönünü anlatıyor? Akımın yönünü anlatmıyor. Elektronların hareket yönünü anlatıyor. Elektronlar bu pilin eksi kutbundan artı kutbuna doğru ilerlediği için akım da buna ters yönde. Yani bu akımın yönü değil arkadaşlar. Şöyle giden şeyler, elektronlarsa akım ters yönlü olacaktır. Pusula iğnesi de ne yapacak? Tabii ki bakınız sapmıyor yine. Şuralara göre gittikçe ne yapıyor? Manyetik alan vektörüne teğet olacak şekilde sapmış oluyor. Evet, bir de jeneratör nedir onu gösterelim. Hazır. Bu elektromıknatısı artık bu bir mıknatısa dönüştü. Etrafında uzayda ne yaptı? 3 boyutlu evrende bir manyetik alan oluşturdu. Biz ama 2 boyuttakileri inceliyoruz burada. Evet, jeneratör dediğim şeyde bakalım şurada musluk var. Musluk sayesinde suyun potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşüyor. Kinetik enerji şuradaki çarklara çarptığında buradaki mıknatısın dönmesine sağlayacak. Mıknatısın dönmesi de etraftaki manyetik alanı değiştirecek. Bu manyetik alanın değişmesi ise neye neden olacak arkadaşlar? Şimdi görelim neye neden olacağını. Evet. Şuradaki lambanın yanmasına neden oluyor. Çünkü burada manyetik alan değişimi bu tel üzerinde arkadaşlar akı değişimine sebep olur. Bu akı değişimi de indüksiyon akımını ortaya çıkarır. İndüksiyon akımı sayesinde de lambamız ışıldıyor. Lambanın parlaklığı bazen artık bazen azalıyor. Bunun sebebi de yine nedir? Akının arkadaşlar değişmesidir. Ya sanki alternatif akım gibi bir şey oluşmuş oldu burada, tamam mı? Bakayım. Manyetik alanları görebiliyorum burada. Evet. Tamam, şimdi sorularımıza geri dönebiliriz. Az çok bir şeyler öğrendik burada. Sarım sayısı 200 ve sarımların uzunluğu 60 cm olan akım makarasından 5 amper akım geçmektedir. Buna göre akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alanın yönü ve şiddeti ne kadardır demiş. Önce şiddetini hesaplayalım, sonra da yönünü buluruz zaten. Ne demiştik? 4 bikini dedik. 4 bikini bölü sarımlı kısmın boyu. Yerine yazalım. 4. Pi 3 alın demiş. Aldım 3. K'yı 10 üzeri eksi 7 alın demiş. Aldım. Akımım kaç ampermiş? 5 amper. Sarım sayım ne kadarmış? 200. 2 çarpı 10 üzeri 2 diyelim buna. Bölü sarımlı kısmın boyu da 60 santim. Onu da metreye çevirirsem 0,6 yapar. Yani 6 çarpı 10 üzeri eksi 1. Evet, şuradan 2 kere 3 6'yı götürdüm. 4 kere 5 20 geldi. 20 çarpı 10 üzeri 1 diyelim ona. Böylelikle burada 10 üzeri eksi 7 vardı zaten. Hop, 10 üzeri 2 vardı. Alttaki 10 üzeri eksi 1 de yukarı çıktı. Ne oldu? 10 üzeri 1 yaptı. Buradan da 2, 1, 4, 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 Tesla çıktı yanıtım. Yönünü de bulalım hadi. Bakın bakın arkadan gelip şu şekilde gidiyor. Demek ki arkadan gelip saracağım. Hemen göstereyim. Şöyle. Demek ki bunu arkadan saracaksam geldim. Şu şekilde sarıyorum. Baş parmağım neyi gösteriyor?
Hop artı x yönünü gösteriyor. O zaman manyetik alanın yönü de ne yöndeymiş? Artı x yönündeymiş. Diğer soruya geçelim. X'ye akım makaralarının sarım sayıları sırasıyla verilmiş. Üzerinde de yazıyor. Sarımlı kısımların boyları da verilmiş. Akımları da verilmiş. Buna göre X makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan Bx, Y makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan By olduğuna göre bunların büyüklükleri oranı ne kadardır diyor. Hesaplayalım bakalım. Şimdi 4 pi 2 neydi hatırlarsak? Bölü L'ydi. Şimdi 4 pi 2 şu kısım zaten hepsinde ortak. O zaman akımla sarım sayısını çarpacağım, L'ye böleceğim. Akım 2. Sarım sayısıyla çarptım, 2 kere 2 4. L'ye böldüm. 4 İN bölü L çıktı bu. Bunda da çarptım akımla N'yi, 3 yaptı. 3 İN bölü 2 L. O zaman ne diyeceğim? Bunun oranı 4 ve X'inki bölü 3 bölü 2. Ters çevirip çarptım, 8 bölü 3'müş cevabım. Yönlerini de bulalım mı? Bakın bu az önceki gibi. Arkadan sarıp geliyorum. O zaman hangi yöndedir? Bu tarafa doğrudur. Bu ne yapıyor? Bu da arkadan sarıp geliyor. Hop. O zaman bu da bu tarafa doğrudur. Aynı yönlermiş zaten. Bu arada iki vektörün bölünmesi arkadaşlar size sorulamaz. Onu da söyleyelim. Böyle bir şeyi matematikler henüz bulmadığı için biz de bilemiyoruz. Bu nedir? Meçhul. Vektörlerin çarpımı var skaler ve vektör olarak ama vektörün bölme işlemi diye bir şey yok matematikte. Sarımların uzunluğu 50 cm olan 1000 sarımlı akım makarasından 5 amperlik akım geçmektedir. Buna göre akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan şiddeti ne kadardır? Ya hesaplayalım mı ya? Şu hesaplamayalım değil mi? 4 neyse. 4 pi 2'ni pi 3 ki 10 üzeri eksi 7. N sarım sayısı 1000 10 üzeri 3. Akımım ne kadarmış? 5 amper bölü sarım kısım 50 santim 1 bölü 2 metre yapar. Yarım metre. Ters çevireceğim çarpacağım falan. Buradan sonucu bulursunuz arkadaşlar. Evet bu da bitti. Gelelim. Hadi devam. Vakit kaybetmeyelim. Böyle devlet kitabını bitirdik. Tutku Yayıncılık kitabına geldik. Bakalım o ne demiş. Akım makarası etrafı izoleli. Yani üzerindeki telin malzemesi yalıtkan. Ve etrafından da etkilenmiyor bu. Düz bir iletken telin şekil 2.40'taki gibi helix biçiminde sıkıca sarılmasıyla elde edilir. Bunun ne deniyormuş? Helix. Helizon. Evet. Helix biçiminde sıkıca sarılmasıyla elde edilir. Akım makarası ve selenoid olarak da adlandırılır. Yani biz akım makarası dedik, bobin dedik, selenoid dedik. Şekli neymiş? Helix biçiminde. Akım makarasının uzunluğu çapından büyük olmalıdır. Yani şöyle bombili tombiş bir şey olmayacakmış. Bayağı uzun olacak. Çapına göre daha uzun olacakmış. Bunun kriterini mesela diğer kitap belirtmemişti. Şimdi bu akım makarasının merkez eksenindeki manyetik alanın yönünü ve büyüklüğünü etkileyen değişkenleri bulmak istiyoruz. Ve deneyi yapmış burada. Biz az önce bunu söyledik zaten sözlü olarak. Deneyimiz yok. Bakalım. Az önce denemiştik bakın. Sonuca varalım diyor burada deneyle ilgili yukarıdaki deneyle. Pusula akım makarasının merkez ekseni üzerindeyken akımın artıp azalması pusula ibresinin sapma miktarını etkiler mi? Etkiledi mi diyor. Bir bakalım az önceki animasyonumuza. Gel bakalım. Neredeydi? Burada. Şimdi pusula iğnesi merkez ekseni bu. Değil mi? Şurası. Getirdim. Merkez ekseni yerleştirdim. Akımım şöyle 2 voltken pusula iğnesini görüyorum. Ama gerilimim 2 voltken akımım da 2 amper olsun mesela. Gerilimi 3 volt yaparsam akım 3 amper olur. 4 volt, 5 volt, 5 amper gidiyorum. Yani akımı artırmak, yani gerilimi artırarak akımı artırmak pusula iğnesinin sapmasına neden olmuyor. Ama oradaki manyetik alanın şiddeti değişiyor tabii ki. Yani daha düşük voltlarda daha düşük akımlar vardır. Daha düşük akımlarda da daha düşük manyetik alanlar vardır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sapmada bir değişiklik yok ama manyetik alanın şiddetinde bir değişiklik var. İkinci madde ne demiş? Akım makarasının içinde farklı 10 noktalarda pusula ibresinin sapma miktarı aynı mıdır? Bakalım bir ona da. İçine yerleştirelim. Göremiyoruz. Yani sapma miktarında bir değişiklik olmayacak. Çünkü neden? Şu bölgede arkadaşlar gördüğünüz gibi yönü sabit olan bir manyetik alan var. Şuralardaki gibi yön, bakın buralar, gel, nereye kaçtın? Gel ya. Ya gelsene bak, ne inatçısın ama çok mu sevdin orayı? Kurtaramıyoruz onu.
çekemiyoruz. Gücümüz yetmiyor. Şuralarda manyetik alanın yönü sürekli değişirken bu kısımda manyetik alanın yönü sabit. Ama şiddeti tabii ki içeride maksimum şuralarda uzaklaştıkça ne oluyordu? Azalıyordu çocuklar. Evet, devam. Bir akım makarası üzerinde geçen akım her iki bir halka parçası etrafında manyetik alan. Evet, bunlar aynı şeyler. Akım makarasını oluşturacağı manyetik alan her halka parçasının oluşturacağı manyetik alanların vektörel toplamıdır. Aynı şeyi söyledik. Bu şekilde bulunan manyetik alan akım makarasının merkez ekseni düzgün ve doğrusaldır. Evet, şekilde de animasyonda az önce gördük. Manyetik alan çizgileri 2.41'deki biçimde bir çubuk mıknatısının N ve S kutupları gibidir. Bunu da ne yaptım? Anlattım arkadaşlar. Üzerinden akım geçen bir akım makarasının merkezdeki manyetik alanın yönü sağ ay kuralıyla bulunur. Az önce onu nasıl bulduğumuzda gösterdik. Elektromıknatısa bakıyoruz. Hurdalıkta kullanılan vinçler akım makarasının mıknatıs özelliğinden faydalanılarak yapılır. Bir çiviye bakır bir ser sardığımızı düşünelim diyor. Çivinin ferromanyetik madde olduğunu biliyorum. O yüzden ne yapacaktır? Büyük bir K değerine, yani elektromanyetik geçirgenliği yüksek olduğu için o K sayısı sabiti büyük olacaktır. Böylece bir bobin oluşur. Zaten bunu ortaokuldaki deneylerde yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Elektrik akımı verildiğinde bu bobin mıknatıs özelliği kazanır ve bir elektro mıknatısı ortaya çıkar. Yani doğal mıknatısımızı biz topraktan elde edebildiğimiz gibi kazıp bulup çıkarıp kullandığımız gibi bir de yapay mıknatısımız var. Üzerinden akım geçen bir bobin arkadaşlar. Bu bir elektro mıknatısıdır. Elektrik akımı olmadığındaysa bobin mıknatısı özelliğini ne yapacaktır? Kaybedecektir. Elektro mıknatısların da kuzey ve güney kutupları vardır. N ve S kutbu. Üstelik elektrik akımının yönü değiştirilerek elektromıknatısın kutupları da ne yapılabilir? Rahatlıkla değiştirilebilir. Yani hem itme hem çekme yapabilir başka bir mıknatısı. Ama tabii ki mıknatısın kutuplarını değiştirmek demir gibi bir maddeyi çekmeyi itmeye çeviremez. Her şekilde biz ferromanyetik maddelerin mıknatıslar tarafından çekildiğini biliyoruz. Evet, akım makarasının bu özelliğinden yararlanarak elektromıknatıslı vinçler yapılmıştır. Burada akımı da değiştirerek o mıknatısın gücünü de ne yapabiliyorum ben? Rahatlıkla değiştirebiliyorum. İşte hurdalıkta ne yapıyor bu? Yaklaştırıyor, devreyi kapatıyor. Üzerinden akım geçtiğinde bu bir elektromıknatısa dönüşüyor ve bu hurdalıktaki nesneleri, demirleri çekiyor. Yukarı taşıyor, sonra buraya geliyor. Boşaltmak istediğinde düğmeyi kapatıyor. Akım ortadan kalkınca bunun elektromıknatısı özelliği de kaybolduğu için artık o demir yığını yerçekimi kuvveti yüzünden ne yapıyor? Yere doğru düşmüş oluyor arkadaşlar. Evet, formülün bu olduğunu söylemiş. Zaten onu biliyorduk. Müsıfır aslında şuradaki katsayı ama müsıfır cinsinden K değerini yazdığımız zaman müsıfır bölü 4P'ydi. Onu yerine yazınca bu şekilde çıkıyormuş. Evet, burada da bir örnek vermiş. Vallahi bunu yapmayacağım. Sadece hesap sorusuymuş arkadaşlar. Santimetreyi metreye çevirmeyi unutmayınız. Bakayım burada yapılmadı. Evet, cevabı da buradaymış zaten. Siz de hesaplayın bakın bakalım soruyu. Kendiniz yapın. Ekranını salıp sonra burada cevabı bulun. Sıra sizde de pek bir cacık yok. Bunu da yapmayacağım. Evet, geldik fen lisesi kitabına. Akım makarasının bobin merkezinde oluşan manyetik alanı. Bir de o ne demiş bakalım okuyalım. Elektrik akımı geçen birden çok halka tel merkezleri çakışık olacak şekilde yan yana getirilirse merkez doğrusu boyunca şiddetli bir manyetik alan oluşur. Yani şu merkez doğrumuz bizim. İletken telin 2.48'deki gibi yalıtkan cisim üzerine sarılmasıyla akım makarası bobin elde edilir. Bobin düzenekleri elektromıknatısı olarak kullanılır. Sembolik olarak akım makarası şekildeki gibi gösterir demiş. Evet, burada ne demiş? Formülünü de vermiş. Bobinin merkezine oluşan alanın yönü sağ kuralıyla bulunur demiş. Zaten bunu diyoruz. Burada bir elektromıknatısı göstermiş oluyor. Manyetik alan buraya girdiği için S kutbu, buradan çıktığı için burası da N kutbu. Evet, şunlar çalışma köşesi artık. Bir tane örnek var. Burada ne demiş? Aynı maddeden yapılmış tellerle oluşturulmuş şekil 1, 2, 3'teki gibi düzeneklerde teller üzerinden geçen akımlar arasındaki ilişki hepsi için aynıymış. KLM noktalarındaki manyetik alanların büyüklükleri arasındaki ilişkiyi soruyor. Yönünü bile sormamış. Şimdi K'nın bu tele dik uzaklığı lazım. 90'ın karşısında ise burası D bölü 2. Hazır yeri gelmişken arkadaşlar burada tekrar formülleri hatırlayalım. Düz bir telim vardı. Üzerinden iyi akım geçecek. Bundan D'ye kadar ötedeki bir manyetik alanı hesaplayacaktım. Çembersel bir telimiz vardı. Üzerinden bir iyi akım geçecek. Bunun merkezinin olduğu yer yarıçap R'ydi. Bir de selenoidim vardı.
İşte bobinim var. Formül neye bakın? Birincisi için yazıyorum. 2K i bölü d. Şimdi burada da uzunluğa böleceksiniz. Yani burada r'ye böleceksiniz. Bunda da 2K var. Akım da var. Ama başına pi geliyor. Bunda ise, selonate'de ise yine böyle bir uzunluk var. O da nedir? Sarımlı kısmın boyu l. Buraya ne gelecek bu sefer? 4 pi kilin. Evet. Bir de sarım sayısı gelmiş olacak. Birbirlerine benziyorlar bakın. Şurada o zaman hesaplayalım bakalım. Birincisi için 2K'lar hepsinde ortak. Buna bakmayayım o zaman. Kapatıyorum şu 2K'ları. Şuradan da 2K'yı sadeleştirirsem şurada 2 pi olmuş olacak. Bunun için K i diyelim. I bölü d bölü 2. Yani 2 i bölü d geldi. Bunun için hesaplıyorum. 2 pi vardı öyle. 2 çarpı 3. I değerim 1 i bölü 1 d. Bu da 4, 2 pi kalmıştı. 2 çarpı 3. Burada yok. 2 yok ya. Bunun ikisini sadeleştirdik değil mi? Evet. 2 yok. 3 i bölü d. 2 pi, 2 çarpı 3. I çarpı nerede? N sarım sayısı verilmemiş mi? Verilmemiş. Neyse önemli değil. Bölü l. 1. Evet, şurası 3i bölü d yaptı. Bu 2i bölü d yaptı. Bunda da burası 1 zaten. 6in. 6in. Evet. D nerede lan? Yani sarım sayısının 1'den büyük olduğunu biliyorum. Bu en büyük değer olmuş oldu. Şuna baktığım zaman bu da ortanca, bu da en küçük olmuş oldu. Evet. Eşit falan demiş. Nerede? 3, 2, 1 öyle bir sıralama. 3, 2, 1 Allah Allah. Yok, ne almış bunun cevabını ya, bir bakayım. Evet, artık yorgunluk belirtisi normal. Neyi unuttun? Derinleri unuttun. Burası bir çemberin yarısı. Dolayısıyla bunu neyle çarpacağım? 1 bölü 2 ile. O yüzden 3 büyük, 1 büyük, 2 oldu. 3, 1, 2. Bursa'ymış. Ve bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Umarım selonoidi de anlamışsınızdır. Artık bitti yani. Neye geçeceğiz? Sırada neyimiz var? Manyetik kuvvet var. Üzerinden akım geçen, tele etki eden manyetik kuvvet arkadaşlar. Böylelikle ilk kısım sona erdi Allah'a şükür. Hadi gözümüz aydın. Kendinize iyi bakın çocuklar. Sizi seviyorum.